Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı, mutlu, huzurlu günler diliyorum kızlar. bugün yine iğneden ta güzel farklı bir model yapacağım. Bu modeli ben şu tek renk yazmaya tercih ettim yapmayı. Böyle petrol mavisi diyorlar, karanlık mavi de diyorlar rengine. Bu modeli normalde bu modelimizin alt kısmı, üst kısmında bu renkleri kullanacağım. Bunu normalde renkli yazmalarınızda yapabilirsiniz taban kısmını yeşilden çiçeklerini yazmanızın içindeki renklerden de kullanabilirsiniz ben bu şekilde şimdi Tek renk yazmaya yapacağım bu modeli Modelimde de böyle açık renkler kullanacağım yeri koyu olduğu için Açık renk kullanacağım çiçeklerin yapımında Şuradan hemen başlayalım önce zincirlerle kayalarını yapacağız. Şöyle şu dip kısmından başlayayım ki şu arasını hemen bir tane kaya göstereceğim. Arasının sayısını da vermiş olayım. Buradan ne yapmışım? Kameramda bu ara ış ışığını açmadım. Biraz oyaların tam görüntüsünü göstersin diye biraz bulanık gösteriyor arada bunu şey oluyor kızlar bir bir tane buraya iki tane zincir çektim Şu iki, iki zincirle yaptım tabanın tığ battılarına öncelikle bir tane tığ battığı yapıyorum ikinciyi yaptım üçüncü tığ battığı yaptım buradan hemen bir iki tane zincir çekerek dönüyorum. Şuradaki tığ batısının içerisine batıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bu kenar kanat kısımlarına 10 tane zincir çekiyorum kızlar. Şu içerisine tekrar hemen bu şekilde batıyorum. Buradaki zincirlerin güzel durmasının şeyi Zincirlerinizi çok sık çekin ki şu kenarlar güzel dursun. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim buraya. İç kısımlarına 12 tane, kenarda kalan kısımlarına 10 tane zincir çekiyorum. Buraya battım. 1 2 tane 2 tane buraya pırpır pır yaptım. Bu şekilde tekrar buraya batıyorum. 1 2 Şöyle 3 tane tığ battısı yaptım. Buradan tekrar bir 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Son tığ battısının içine batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekip buradaki zincirimin üzerinden hemen böyle batıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çekerek dönüyorum ve şuradaki birleşme kısmına tığımı batıyorum bakın zincirin üzerine değil buradaki birleşme kısmına battım tığımı buraya tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Ve şu taban kısma tekrar iniyorum. Şöyle kameraya bir bakayım. Buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirimi çektim. Ayna bu kısma tekrar battım. 1 2 zincir çekiyorum. Buraya 1. 2 zincir çekiyorum. 3 üç. Şu taban kısmını değiştireceğim kızlar. Şöyle, bu biraz hava karanlık şey gösteriyor. Şöyle havlu var krem rengi. Onun üzerinde yapayım daha iyi göstermesi için. Bu şekilde üç tane tığ battığı yaptıktan sonra bir iki zincir çekiyorum. Hemen dönüyorum. En sonuncu yaptığım tığ battısının içine batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. Bu zincirimin içerisine battım. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Tekrar şuradaki zincirimin içerisine battım. Buradan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi buraya 6 tane zincir çektim. Birleşme kısmına battım. Buradan 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tekrar birleşme kısmına batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çekiyorum. Buralar kenarlarda kalan pır pır, pır, pır kısım olduğu için 10 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tekrar buraya iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekerek hemen taban kısmına batıp 1 2 zincir çekiyorum. Buradan diğer kayayı yapmak için 1 2 3 tane zincir çekerek dönüp batıp diğer kayayı yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki bunu bu şekilde yapınca şöyle ütülemeden önce zincir olduğu için kızlar şuralarını tığınızla çekerek düzeltip daha sonra ütüsünü yapacaksınız. Kenarlarına bakın. Şöyle kenarlarını çekerek ütüsünü yapın. Şimdi şu üstünün çiçeklerini yapalım. Evet çiçeğimizi şuradan hemen ipimi tığıma sabitledim. Şöyle bir batıyorum. Kenar kısmından buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum ve tabanı iniyorum buraya 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum dönüyorum tepesinden batıyorum buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum ve aynı yere iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. zincir çekip batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekip hemen tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekerek tekrar iniyorum. buraya iki tane zincir çekerek bunu buradan bitiriyorum. Bu şekilde tepesine bir tane çiçeğimi yaptım. Şunların tepesine de renkli renkli yapayım kızlar. Hepsini beraber göstereyim. Gerçi bunun iğne oyasını da göstereceğim. Şimdi bunun bir ucunda da iğne oyası var bunun. Evet kızlar bu şekilde yaptım. Devam ettirdim. Bitirdim. Bakın. Böyle bunun iğne oyası bu tığ oyası bakın. Şu iğne oyası. Şu iğne oyasıydı. Bu iğne oyasını bu şekilde tığa çevirdim. Tığ oyası daha dolgun şey durdu şöyle. Güzel de bir ütü basılırsa gayet güzel ve hoş oldu bence. Sizce nasıl oldu iğne oyasıyla? İğne oyası bilmeyen arkadaşlarımız için tabii ki böyle çeviriyorum. İğne oyalamamın oyalarını dilimde sürüyor sürekli. Nasıl oldu sizce? Bunu kızlar ben nasıl yapacaktım biliyor musunuz? Bakın. Çiçekleri kayalar düz olsun. Çiçeklerin ters kısmından yapın. Çiçeklerin ters kısmı daha güzel duruyor. Bu zincir oyalarında. Bakın bu ters kısmı çiçeğin. Ters kısmı düz kısmından daha hoş duruyor. Şu o tersinden başlayın. Yazmanın tersinden başlayın ki ters kısmı şu ön kısma düşsün bu şekilde çiçekleri güzel dursun tepesinde İnşallah bence güzel oldu kızlar İnşallah siz de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın mutlu kalın Allah'a emanet olun